değerli basın mensupları. Hepinize iyi mesailer, sağlıklı günler diliyorum. Bayram yaklaşıyor. Dün bir emekliden bir WhatsApp mesajı aldım. Şöyle diyor. Emekliye 1100 lira ikramiye verecekler. Annem dul diye 275 lirasını kesmişler. 825 lira yatırmışlar. Zaten maaşlar iyicene erittiler. Bir emekli için 275 liranın önemi o kadar büyük ki. Evet, mesaj bu kadar. İşte Türkiye'nin gerçeği maalesef bu. Bari bu korona döneminde herkese ayrım yapmadan dul, yetim ayrımı yapmadan bayram ikramiyelerini 1500 lira vermediniz. 1100 lirayı bari herkese tam ver Erdoğan. Yazıktır günahtır. Ve bu yasaklarda hacizden dolayı da kapanma döneminde ve covid yasaklarında hacizden dolayı da emekli maaşlarıyla ilgili bir oynama, bir kesinti yapma diye seslenmeyi 7 milyon emekli adına bir görev ve borç biliyoruz. Değerli basın mensupları bugün 6 Mayıs. Bugünün iki önemi var. Önce şunu söyleyeyim. Hıdrellez kutluyoruz. Hıdrellez yoksula yardımdır. Yoksulu gözetmedir. Yenileşmedir, berekettir. Tazelenmedir. Tam da Türkiye'nin ihtiyacı olan bugünlerde günlerde Hıdrellez'in bu ruhu, bu iklimi, bu feyzidir. Ama ülkeyi yönetenler de bunu görmemiz mümkün değil. Hıdrellez'de, Hıdrellez'de yoksul gözetilir. Bir tazelenme, bir yenilenme, bir bereket hissedilir, dua edilir, dilek edilir. Ben de bu Hıdrellez vesilesiyle dileğimi sizlerle paylaşmak isterim. Hıdır Ellez dileğim şudur. Kirli siyaset, arsız talan, fitursuz yağma son bulsun. Erken seçim olsun. Hıdır Ellez dileğimi de bu vesileyle sizle paylaştım. Bugün 6 Mayıs. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan, Hüseyin İnan, dar ağacında üç fidan. Onlar tam bağımsız Türkiye inancıyla yol yürüdüler. Kimsenin burnunu kanatmadılar. Cana kıymadılar. Hak yemediler. Eşit, adil, hür bir Türkiye istediler. Can verdiler. Ruhları şad olsun. Onların hayal ettiği Türkiye'yi yaşama geçirmek adil, hür, tam bağımsız Türkiye'yi hayata geçirmek, gerçekleştirmek Cumhuriyet Halk Partisi'nin boynunun borcu olsun. Değerli basın mensupları, Sağlık Bakanımız dün bugün bir hayli sinirli, öfkeli, kızgın. Neye kızgın anlamış değilim. Neye kızması gerektiğini de konuşmamın bu bölümünün sonunda söyleyeceğim. Önce şunu söylemek isterim. Ben öğretmenim. Sayın Fahrettin Koca tıp adamı, tıp insanı, bilim insanı. Şu açıklamasını bir vatandaş olarak kendisine önce sormak istiyorum. Sayın Bakan dedi ki, üçüncü dozu yerli aşıyla yapabileceğiz dedi. Yapacağız dedi. Bu düşündüğümüz zaman çok güzel, kulağa da hoş gelen, sevindirici bir haber gibi düşünülebilir. Lakin tıp adamı Fahrettin Kocaya öğretmen Engin Altay olarak sormak istiyorum hangi bilimsel veri ile İki dozu Sinovac aşısı yapılmış bir vatandaşımıza üçüncü dozda yerli aşı yapacağız. Yani uyuşmazlık, uyum vesaire bu sorunların yaşanmayacağına dair bünyeyle ilgili, vücutla ilgili daha önce yapılan aşıların vücuda etkisiyle yerli aşının etkisi arasındaki bir çatışma noktasında, bir uyum noktasında bir bilimsel veri var mıdır? Bunu merak ediyorum. Bunu samimiyetle de soruyorum. Ya da daha önce iki doz Biontech aşısı olmuş bir kimseye üçüncü dozu yerli aşı yapabilir yaparsak bir olumsuzluk yaşanmayacak ilgili bir bilimsel veri var mıdır? Bunu da merak ediyorum. Şunun için ben bu buna bu kuşkuya şuradan düştüm. Ee, bir arkadaşımız Biontech aşı olmuştu birinci dozda. Biontech aşı o ilde yok o an itibariyle. Hoş şimdi de pek yok. E Sinovac ver dedim. Olur mu öyle şey dedi. Yani birinci dozu Sinovac yapılmış bir vatandaşa ikinci doz Biontech yapılmıyor. Birinci doz Biontech yapılmış bir vatandaşımıza ikinci doz Sinovac yapılmıyorken inşallah ümit ettiğim yerli aşıyı bulduğumuzda çok arz ettiğim yerli aşımız çıktığında daha önce Sinovac, Biontech olmuş insanlara bunu yapmanın bilimsel bir açıklaması var mı? Bunu merak ediyorum. Sayın Bakan, gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda ver sağlamaz demiş. Altına imza atıyorum Sayın Sağlık Bakanı. Gerçekleri çarpıtmak kimseye fayda sağlamaz. Sayın Bakan, yalan dipsiz kuyuya benzer, söyleyen kuyunun dibinde kalır demiş. Altına imza atıyorum Sayın Sağlık Bakanım. Doğru söylemişsiniz. Yalan dipsiz kuyuya benzer söyleyen kuyunun dibinde kalır. Şimdi Sayın Bakan kızıyor. Sinirli. Kendince haklı ben ona çok hak veriyorum. Büyük emek de sarf ediyor esasen. Ama yumuşak başlı isem kim dedi uysal koyunum Akif'in dörtlüğünden bir mısra. Şimdi bu sözü kime söyledi? Sağlık Bakanı bence bu sözü muhalefete söyleyemez. Muhalefet yapıcı eleştirilerini sıralıyor. Gördüğü yanlışları, aksiyan yönleri Sağlık Bakanı'na söylüyor. Sağlık Bakanı bu sözü Recep Tayyip Erdoğan'a söylemiştir diye zannım ve umudum var. Bize söyleyecek bir durum yok ortada çünkü. Yani mesajın Erdoğan'a söylendiği, gittiği konusuyla ilgili bir umudum var. Eğer bilim kuruluna da Sağlık Bakanı bunu söyleyemez. Bilim Kurulu Sağlık Bakanı'na Erdoğan'a böyle bir laf etmeli. Aslında. Yani yumuşak başlıysam kim dedi uysal koyunum sözünün şimdi tam da Bilim Kurulu tarafından Erdoğan'a söylenmesi gerekir. Eğer Sağlık Bakanı Bilim kurulunun edemediği bu lafı Erdoğan'a bilim kurulu nam ve hesabına yapıyorsa da ben bu lafı alkışlıyorum. Bunun da altını çizeyim. Şimdi burada tabii mesele şu siyaset, vaat işidir, iddia işidir. Ama sağlık ayrı bir iştir. Sağlığın iddiası olur da vaadi olmaz. Sağlık üzerinden siyasi hesap Görülmez, yapılmaz, düşünülmez. Ben şimdi burada dört hatırlatma yapmak istiyorum. Bunları yaparken de samimiyetle söyleyeyim. Hem Sayın Sağlık Bakanı'na hem aziz milletimize. Vallahi de billahi de derdimiz üzüm yemek, bağcı dövmek değil. Bizim yaptığımız bunca eleştiri ve uyarılardan bir parça belki istifade edersiniz. Daha doğru iş yaparsınız ve böylece 83 milyonun sağlığına, yaşamına bir olumlu katkınız olsun diyedir. Yoksa Erdoğan'ı AK Parti'yi eleştirecek bir ton malzeme odalarımızda, telefonlarımızda, dosyalarımızda birikti var. Yeri geldikçe de yapıyoruz. Şimdi Nisan sonunda 100 milyon doz aşı elimizde olacak. Dedi, olacak dedi Sağlık Bakanı. Nisan'ın sonu bitti Mayıs'ın başı ortasına geliyoruz. Yüz bin doz aşı elimizde hiç olmadı. Hiç olmadı. Yüz milyon pardon. Rakamları bazen karıştırıyor. Aşı programı muazzam bir şekilde yürüyor dedi Sayın Bakan. Yürümüyor. Yürümüyor. Bütün iddialarınızın aksine işte bir önceki iddianızda 100 milyon doz aşı dediniz, Mayıs'tayız, topu topu 9 milyon kişi iki doz aşı aldı. Bu da 18 milyon aşı yapar. Muazzam şekilde yürümüyor. Keşke yürüse. Yürümüyor. Mayıs sonunda 105 milyon doz aşıya erişeceğiz, dedi Sayın Bakan. Mayıs'ın bugün 6'sı. Orta yerde şu anda stokta 2 milyon aşıya var. Ya yok. Bence yok. Bence yok. 20 günde 105 milyon doz aşı Türkiye'nin de olmayacak gibi görülüyor. Ve yerli aşı Nisan'da yaygın kullanıma geçilecek. Hem üçüncü faz olarak hem yaygın kullanım olarak e, Nisan ayı itibarıyla yerli aşıya başlamış olacak idik. Olmadı. Yerli aşı daha şimdi Nisan hedefi Eylül Ekim'e revize edildi. Olmadı Sayın Bakan. Olmadı. Yürümüyor. Erişemedik ve geçemedik. Dolayısıyla bu konuda Sağlık Bakanı en son geçen hafta bir parça doğru bir şey söyledi. Aşı tedariki önümüzdeki iki ay güçleşiyor dedi. Ne zaman dedi? İki hafta önce. E şimdi Mayıs sonunda tekrar çok olacağını söylüyor. Ya bir karar vermesi lazım. Sağlık söz konusu. Sağlık söz konusu. Tıpkı pazar yerlerini önce kapatıp sonra açmaya karar verip tonlarca sebze çöpe döküldükten sonra pazar yerinin açılmasının kimseye bir hayrı olmayacağı gibi birbiriyle çelişkili, tutarsız açıklamalar. Sayın Bakan'a tekrar söylüyorum. Kızacaksan, sinirleneceksen adresin muhalefet değil Recep Tayyip Erdoğan'dır. Seni yanlışa sevk eden odur dün söylediğim. covid 19'da ilgili büyük bir sorun yaşandığında Erdoğan işin içinden sıyrılır. Maazallah. Bütün fatura sana kalır. Ha Keşke Sağlık Bakanı hepimize, herkese şu vakit kızaydı. Lebalep kongrelerle Türkiye kırmızıya boyanırken Sağlık Bakanı sinirlenseydi, hiddetlenseydi, öfkelenseydi, kızsaydı, bağırsaydı biz de onun karşısına boynumuzu bükerdik. Tarikat şeyhlerinin cenazelerinde lebalep kongrelerde sinirlenmeyen Sağlık Bakanı muhalefet aksiyan yönleri söylediği vakit sinirleniyor. Bunu da kabul etmek mümkün değil. Çin'den aşı gelmemesiyle ilgili de e, Doğu Türkistan'daki e, soydaşlarımızın durumunu mesele yapan muhalefeti eleştirmesi de bir garip durum ayrıca. Onun da altını çizip önüne bir soru şartı koyuyoruz. Değerli arkadaşlar. Sokakta ve mutfakta yangın tüm hızıyla sürerken sarayda hanı yağmada tüm hızıyla devam ediyor. Aile Bakanı önceki Aile Bakanı Sayın Zehra Zümrüt Selçuk Kardemir'e yönetim kurulu üyesi olmuş. Hayırlı olsun. Hayırlara vesile olsun sanıyorum bizdeki bilgilere göre de ayda 39.423 lirada bir ücret alacak. Şimdi Aile Bakanı görevinden alındı. Kardemir'e yönetim kurulu üyesi yapıldı. E güzel diyelim. Hayırlı olsun diyelim. Ruslar pek canlı olacak. O da görevden alındı. O vakit arkadaşlarımız dediler ki bu bakanın, bu sayın bakanın nüfus ticareti yaptığı, görevini kötüye kullandığı, çok açık. Bakanlığı başında olduğu bakanlığa kendi şirketinden fahiş fiyatla mal aldığı, dezenfektan aldığı çok açık. Bu demokrasi normlarında kabul edilebilir bir durum değil. E sen de görevden aldın. İki yol var. İki yol var. Ya o anayasanın hükümlerine göre göreviyle ilgili bir kusur suç neyse olduğu için iddia mecliste bir soruşturma komisyonu açacaksın. Buna yol vereceksin. Böylece dürüstlük hamasetinin gerçek olduğunu bize ispatlayacaksın. Yoksa senin dürüstlüğün, siyasi ahlakın hamasetten öteye gitmeyecek Erdoğan. Hayır, soruşturma komisyonu kurmam, kurdurmam diyorsan sana ikinci yolu söyleyeyim. Ruhsar Pekcan'ı ticaret hacmimizin en yüksek olduğu ülke sanıyorum Almanya, Almanya'ya büyük elçi yap. Bak bu yakışır. Eğer mecliste bir soruşturma komisyonu açılmasını engelleyeceksen Ruhsar Pekcan'ı sayın eski bakanı ticaret hacmimizin en yüksek olduğu Almanya'ya büyük elçi yap, olsun bitsin. Erdoğan'a bir önerim daha var. 2-3 hafta önce gündeme getirmiş idim. Somut hiçbir cevap verilemedi. Sarayın tasarrufudur, devletin tasarrufudur, sorgulanmaz deyip mecliste geçiştirildi. Ama millete kuru ekmek, saraya Mercedes sözünü tekrar hatırlatmak istiyorum. Şunun için hatırlatmak istiyorum. Değerli arkadaşlar. Bu Mercedesler pek kıymetli, pek değerli. Tanesi 17 milyon lira. Bir tanesi 17 milyon lira. Ben derim ki bu üç Mercedes'in birini kayıp damada gönder. O binsin. Yakışır. Birini Kardemir'e nasıl gidip gelecek Zümrüt Hanım, Zehra Zümrüt Hanım? Ona ver. O da Kardemir'e 17 milyonluk Mercedes'le gitsin. Birini de Ruhsar Pekcan'a ver. En azından büyük elçi yapana kadar ver. O da rahat rahat işleriyle ilgilenebilsin. Bu da Erdoğan'a bir önerimiz. Ama bakın ekonomi reformları eylem planı değerli arkadaşlar. Ekonomi reformu eylem planı. Bu eylem planının eylem numarası 6.3.B diyor ki kamu görevlilerine başka kurumların yönetim denetim kurullarında en fazla bir görev verilecektir. Eylem planının bitiş tarihi de var. Ne zamana kadar bu iş tamamlanmış olacak? Yani kamu görevlilerine başka kurumlarda yönetim denetim kurullarında en çok bir tane görev alma işi 30 Haziran'da bitmiş olacak. Yazmışın buraya. Peki bu eylem planı kapsamında e, hiç görevinden alınmış bir yönetim kurulu üyesi sen iki yerden maaş alıyorsun şuradan çekil dedikleri bir yönetim kurulu üyesi var mı? Yok. Yok. Ama burada var. Gene bu da hukuk reformu temel ilkeler birinci bölüm okuyayım size aynen. Dil, ırk. Üç nolu başlıkmış bu da. Dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep benzeri sebepler temelinde hiçbir ayrımcılık söz konusu olmaksızın herkes hukuk önünde eşittir. Şimdi soruyorum. Bu kural Ruslar Pekcan için geçerli mi? Değil mi? Bu eylem planınız yürürlükte mi? Değil mi? Zonguldak milletvekilimiz Deniz Yavuz Yılmaz genç kardeşimiz karıştırmadık dosya evrak bırakmadı. Kamu görevlilerinin üst, üst düzey kamu görevlilerinin ortalama maaşın 56 bin liraya geldiğine varıncaya kadar belgelerle kamuoyuyla bunu paylaştı. Ya sizde hiç utanma yok mu? Millete tumturaklı eylem planı sunarsınız. Millete tumturaklı adalet reform belgesi sunarsınız. Ama bütün bunlar kağıt üstünde kalır. Değerli arkadaşlar. Devleti soymanın 12 yolu var. Devleti soymanın 12 modeli var. Devleti soymanın 12 şekli var. Ne zamandan beri? 2002'den beri. 2002'den önce devlet soyulmuyor muydu derseniz, soyuluyordu. O zaman bu işin 3 yolu vardı. 4. yolu yoktu. O zaman bu iş için devleti soymak için 3 yol şuydu. Bir, hayali ihracat. Hepimizin, mesela Mustafa abinin hafızasındadır yaşı itibariyle. İki, teşvik vurgunları. Üç, rüşvet. Rüşvet tabii insanlık tarihi kadar eski. Türkiye'de devlet bu üç yolla soyuluyordu. AK Parti'den sonra buna dokuz yeni yol ve metot eklendi. Dördüncü yol, gümrük, gümrük vergilerinde anlık oynayarak devleti soyma yolu gemi Akdeniz'de beklerken bir genelgeyle bir malın gümrüğünü düşürüyorsun. Gemi giriyor, malı boşaltıyor. Gemi çıkınca tekrar onu kaldırıyorsun. Beşinci yol, kupon araziler. Kulakları çınlasın. Bülent Arınç'ın da çok müşteki olduğu bir iştir. Kupon arazilerle devleti soyma yolu. Altıncı yol, kıyak ihaleler. Yedinci yol, özel olarak sadece ve sadece beşli çeteye mahsus ihaleler. Sekizinci yol, yandaştan faiz fiyatla kamu binası için bina kiralama, araç kiralama. Dokuzuncu yol, özelleştirme peşkeşleri. Tarla fiyatına fabrikaların eşe dosta satılması. Ve 10. yol kamu özel işbirliği projeleri. Döviz garantili, ödeme garantili, geçiş garantili, yatma garantili, yürüme garantili ihaleler. Ve yap işlet devlet projeleri. Ve son yol kur manipülasyonu ile Merkez Bankası'nın kasasını eşe, dosta, yandaşa peşkeş çekip bir gecede Türedi zenginler yaratma yoluyla devletin soyulması. Bunları niye söylüyorum? Bunları şunun için söylüyorum. Pablo vahim. Devlet soyuluyor. 12 ayrı yol ile devlet soyulurken Türkiye'nin çalışanları aç kuru ekmeğe muhtaç. Türkiye'nin esnafı borç batağında. Gün geçmiyor ki geçim derdinden dolayı insanların intihar ettiği ile ilgili bir haber duymayalım çiftçinin daha önce de söyledim traktörü hacizde ahırdaki öküzü hacizde ve çiftçinin mal mahsulü ya tarlada ya çöpte çürüyor öğrencilerimiz internetsiz ve çaresiz ama biraz önce saydığım 12 ayrı yolla da bu devlet soyulmaya devam ediyor. Peki sıcak olarak, can yakıcı olarak bir iki rakam vermek gerekirse, icra dairelerindeki dosya sayısı, icra dairelerinde bir önceki yıla göre, sadece bir önceki yıla göre bir milyon üç yüz doksan dört bin artmış. Dosyanın sayısı, yani bugün Türkiye'de, 21 milyon 992 bin icra dosyası var. Karşılıksız çek sayısı bir önceki yıla göre yüzde 41.2 artmış. Çiftçilerin bankalara borcu 140 milyarı aşmış. Vatandaşın bankalara olan borcu da 860 milyar lirayı aşmış. Anlaşılsın diye söylüyorum. 860 milyar lira iki yıl önceki Türkiye bütçesidir. Üç yıl önceki Türkiye bütçesidir. Vatandaş bankalara futbol Ve şimdi de 40-50 milyon insan evlerinde katıksız hapis cezasına mahkum edilmiş. Biz bu 128 milyar doları sormayalım da neyi soralım? Dilimizde tüy bitti. Dün sayın genel başkanlar birbirlerine sordular. Ben Lütfü Türkkan'a Musavat Dervişoğlu'na sordum. Bugün de Özgür Özel'le Engin Özkoç'u arayıp bir daha soracağım. Bir haber var mı diye soracağım. Herkesin de sormasını istiyoruz kardeşim. Devletin parası, milletin parası. 128 milyar tane 5 lira. Yani 5 tane 128 milyar lira kayıp kardeşim. 128 milyar dolardan bahsediyoruz. Bu şudur. Parti devleti, aile devleti, beşli çete devleti Türkiye'yi perişan etmiştir. Ve ve maalesef Vebal Erdoğan'ın bedel milletindir. Buna itiraz ediyoruz. Bu itirazı da size bir iki dörtlük okuyarak tamamlamak istiyorum. Vebal Erdoğan'ın bedel milletin. Verir zavallı memleket, verir ne varsa malını, vücudunu, hayatını, ümidini, hayalini olanca rahatını, gönlünün tüm dileğini, hemen yutun, düşünmeyin haramını helalini, yiyin efendiler yiyin, bu doyumsuz sofra sizin, doyunca, tıksırınca, çatlayıncaya kadar yiyin, bu harmanın gelir sonu, kapıştırın gider ayak, yarın bakarsınız söner bugün çatırdayan ocak, Bugün ki mideler sağlam, bugünkü çorbalar sıcak, atıştırın, tıkıştırın, kapış kapış, çanak çanak, yiyin efendiler, yiyin. Bu cümbüşlü sofra sizin, doyuncaya, tık sırıncaya, çatlayıncaya kadar yiyin. Şiir böyle. Ben üstüne ilave ediyorum. Zehir zıkkım olsun. Evet, teşekkür ederim. Soru var mı? Buyurun. <laughs> Cumhuriyet Halk Partisinden de diğer siyasi partilerden de insanlar istifa ederler. Kendilerine yeni bir siyasi yol çizmek için, yeni siyasi anlayış ve arayışlar için bunu yaparlar. İstifa edenlere tavsiyem şudur: Yeni siyasi tercihlerinde ve yaşamlarında başarılar dilerim. Ama partiden istifa ederken Yıllarca içinde bulundukları çeşitli kademelerde görev aldıkları partiyi karalamak onların yeni siyasi yaşantısına bir katkı sağlamaz. Adama sorarlar. Şimdiye kadar neredeydin kardeşim derler. Bir. İkincisi Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmek için kimsenin mazeret aramasına ve üretmesine gerek yok. Cumhuriyet Halk Partisi demokrasiyi içinde en iyi işleten partidir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkan dahil, milletvekilleri, parti yöneticileri dahil herkesin eleştirileceği meşru zeminler vardır. Bu zeminler çalışmaktadır. Ama başka bir siyasi anlayış ve yolla kişisel siyasi ikbal kaygı ve beklentileriyle Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa edenlerin partiyi anlamsızca, acımasızca karalamaları yakışık almaz. Bursa Milletvekilimiz Sayın Orhan Sarıbal'ın e, konusu ile ilgili, tweeti ile ilgili kendisinin anlayışı ve yaklaşımı şudur. Tam olarak yanlış bir cümle söylememek için de göz atacağım. Attığı tweetin istismar edilmesinin üzüntüsünü yaşamaktadır Sayın Milletvekilimiz söyleyeceğim bundan ibaret buyurun Ya, bu iki hamleli operasyon olarak değerlendirmesi bu işin çok doğ, doğru, doğal. Çünkü yapılan iş e, baştan beri yanlış, şunun için yanlış. Mesela e, Rütü'ye meclis genel kurulu üye seçer. Bu ka, e, kanun koyucu demiş ki parlamentodaki sandalye dağılımıyla orantılı olarak partilerin de Rütü'ye verecekleri üye adayları var idir. Fakat HSK öyle değil. Yargı. Yasa koyucu üçteki ve 5'te üç çoğunluğunu nitelikli çoğunluklarını partiler adamlar üzerinde anlaşsın diye koymuyor. Partiler HSK'ya ehliyet ve liyakata göre meclis otursun gerekirse bir her partinin temsil edildiği bir komisyonla başvuranların CV'lerine bakılsın, özgeçmişlerine bakılsın. Efendim eee bir ürettikleri bir makale vesaire var mı buna bakılsın ve en uygun aday üzerinde anlaşılsın diye 3'te 2 koyulmuş. 5'te 3 koyulmuş. Yoksa AK Parti'ye iki tane CHP'ye bir tane, İyi Parti'ye 3 tane verelim diye bu 3'te 2 ve 5'te 3 koyulmamış. Fakat AK Parti'nin genel anlayışı tabii çoğunluk benim istediğimi yaparım. Geçen dönem 5'te 3 çoğunluğu olduğu için HSK seçimlerini bize sormadılar bile. Çoğunlukları vardı. Şimdi beşli üç çoğunlukları olmadığı için bir uzlaşma arayışındalar. Bir uzlaşma eğer arıyorsak biz onlara dedi ki bu adamların ehliyet ve liyakatına göre bütün başvuruları bir komisyon incelesin. Görev süresi biliyorsunuz Yargıtay'da hiç görev yapmadan, hiç koltuğa oturmadan Anayasa Mahkemesi'ne üye seçti AK Parti. Böyle bir yaklaşımı doğru bulmuyoruz. Matematiksel olarak bakılırsa yedi kişi seçilecekse bunun dördü e, ee, Cumhur İttifakı'nın önereceği adaylara verilir. Üçü Millet İttifakı'na. Fakat biz burada değiliz. Biz HSK gibi çok önemli bir kuruma ehliyet ve liyakat çerçevesinde bakılması, başvuranların özgeçmişine, yargı e, Yargıtay'daki dosyalarına, e, kararlarına İlk derece görev yaptıkları dönem, aldıkları kararların kaçı yargıtaydan dönmüş, kaçı dönmemiş, onaylanmış. Bunlara bakarak seçelim arzusundayız. Siyasi kafaya değil, işin gerektirdiği, görevin gerektirdiği niteliklere bakarak aday seçelim istiyoruz. Görüşmemizin, evet görüştük. Bizim bakımımızdan görüşmemizin sebebi budur. Ama AK Parti istiyor ki seçimin şeklini de ben tayin ederim, işte istediğim gibi çıkarırım. İşte öyle yaparsa bu iş mahkemede biter. Öyle yapacak gibi de görülüyorlar. Çünkü komisyonda oy verme işlemi sırasında yargıtay kontenjanı için, danıştay kontenjanı için ve akademisyenler ve avukatlara düşen kontenjan için yapılacak seçimlerde biz diyoruz ki her kişi seçilecek üye için bir kişi oy verelim. En çok oy olan ya da en çok oy olan iki kişi kurayla seçilsin. Onlar diyor ki hayır. Biz üç kişi seçilecekse dokuz kişi oy verelim. Bu laf bir seçim yaparız işi bitiririz gibi e, yanlış hesap ki Bağdat'tan döner. E, bir anlayış içinde olduklarını hissediyorum. Umarım bir orta yolda da buluşulur. Bizim orta yolumuz görevin gete, gerektirdiği niteliklere sahip kimselerin oraya meclis tarafından seçilmesidir. Evet. Eh, ya evet evet onu unuttum doğru. Şimdi biz de Anadolu'da bir söz var. Aç tavuk kendini dar barında sanırmış. Millet ittifakını parçalamak için her ay bir senaryoyu Erdoğan ortaya koyuyor. Bazen her hafta bir senaryo ortaya koyuluyor. Fakat artık bundan vazgeçmesini tavsiye ederim. Erdoğan millet ittifakını parçalamak istedikçe millet ittifakı daha bir kenetleniyor. Bu yüzden de Erdoğan'ın bu taktiklere devam etmesini de aslında içsel olarak arz ediyorum diyebilirim. Yeterli oldu. Parti Genel Merkezimiz Parti Genel Merkezimiz Parti Sözcüğümüz Sayın Faik Öztürk sanıyorum yarın e, bir değerlendirme yapıp sizlerle buluşup e, bir açıklamalar yapacak. Yalan üretim merkeziyle ilgili. Yalnız e, şunu bilin AK Parti'nin yayınladığı dün yayınladığı çizgi filmi CHP e, kendi internet sitesine de koydu. Bakın şu siyasi hiç nezakete bakın. AK Parti bizim aleyhimize bir çizgi film yayınladı. Güya aleyhimize. Ee, bayağı da masraf etmişler. Biz onu CHP'nin internet sitesine koyduk. Ee, i̇steyenler oradan da izleyebilir. Hiç montajlamadık. Sansürlemedik. Olduğu gibi koyduk. Ee, olduğu gibi koyduk. AK Parti'nin böyle etkinlikler yapmasında fayda var. Bizim açımızdan fayda var. Ee, niye biliyor musun? O şu. Gene bir atasözüyle cevap vereyim. O çizgi filmi izleyen herkes 128 milyar feryadımızın ne kadar haklı olduğunu anlıyor. İkincisi o çizgi filmi seyreden herkes şu Ticaret Bakanı'nın dezenfektanı var ya onu orada görüyor. Onu orada görüyor. Gene atasözü söyleyeyim size. Şaşkın ördek suya ters dalarmış. AK Parti'nin şimdi yaptığı budur. Evet sen buyurun. Yusuf Aslan, Hüseyin İnan. CHP'nin kurumsal bir onayı yok. Bu kadar söyleyeyim. Cumhuriyet Halk Partisi'nin buna kurumsal bir onayı yok, olamaz. Eee oylamada hangi milletvekili hangi yönde oy kullandı? O oylama esnasında meclisin üzerinde nasıl bir basınç ve vesayet vardı ben bunları şimdi tartışmak istemiyorum. CHP'nin resmi sözcüsü olarak, temsilcisi olarak diyorum ki bu Türkiye Cumhuriyeti tarihine bir kara leke olarak geçmiştir diye söylüyorum. Evet çok teşekkür ederim. İyi mesailer, saygılar efendim.